Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim. Ramazan ayı gecesiyle, gündüzüyle, sahuruyla, iftarıyla, akşamıyla, sabahıyla mübarek bir aydır. Her zaman dikkat etmemiz gereken şeylere bu ay daha çok dikkat etmemiz gerekir. Yani mesela günah işliyorsun ama bu aya hürmeten işlememen gerekir ki Allahu Teala'nın affına mazhar olasın. İsraf her zaman haram ama Ramazan ayında umursamazca yaparsan günahın kat kat olur. Çalgılı çengili eğlence her zaman caiz değil. E bunu Ramazan'da yapmak nedir? E şimdi sizler de görüyorsunuz illaki şehirlerde. Kendimiz de şahit oluyoruz. Belediyeler mesela kızlı erkekli karışık sahur iftar yaptırıyor. Sahurda müzikle eğleniyorlar. Başka bir belediye iftar organizasyonu yaptırıyor. Toplanan millete şarkı çalıyor. Çin'den gelen Gangnam Style dansı yaptırıyor. Bir başkası şarkıcı davet ediyor. E ona verilen parayla bin tane daha fazla yardım kolisi dağıtılır. Böyle çalgıyla, çengiyle, eğlenceyle Ramazan gecesi ihya edilir mi? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Allahu Teala bizi birçok şeyle sarsıyor. Hala daha ibret almayacak mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesi tabi'in, tebe-i tabi'in, ulemaya bakın. Hangisinde görüyorsunuz böyle bir yaklaşımı? İslam'ın neresinde var? Vur patlasın, çal oynasın bir İslam anlayışı yoktur. Bu Kemalizm'den kalan bir hastalıktır. E bunu da yıkmamız gerekmiyor mu? Artık geç kalınmadı mı? Mesela Ramazan bayramları çok mübarek günlerdir. Ramazan bayramında televizyonda danssız oynatmak Kemalizm'in getirdiği bir anlayıştır. Yani azıcık şuurlu olsak ne olur? Müslüman gibi, Müslümana yakışır organizasyonlar yapsak çok mu zor? Karşı taraf yapınca kötü de bu taraf yapınca iyi mi oluyor? Bir başka konu Abdurrahman Uzun adında bir arkadaş var. Gençlerle kızla erkeklik karışık, karman çorman iftar yapıyorlar. Yani İslami şuurda büyük bir eksiklik var. Onu anlıyoruz. Diğer bir sıkıntı da kalkıp gençlere dini nasihatler vermeye kalkıyor. Mesela diyor ki peygamberimizin okuma yazma bilmemesi imkansız. Hazreti Hatice'nin kervanında yani öyle büyük bir kervanın CEO'su falan. Yani Hazreti Peygamber okuma yazma biliyordu diyor. Kaynak kim? Mealisler, tarihselciler. Onlar kimden besleniyor? Müsteşriklerden. Bakın Kur'an'da geçen ifadelerle Hz. Peygamber'in okuma yazma bilmediğinin kastedildiği konusunda müfessirler arasında görüş birliği vardır. Okuma yazma bildiği iddiasında da batılı müsteşrikler arasında görüş birliği vardır. E bu bile bizim ne tarafta olmamız gerektiğini gösterir zaten. Yoksa Hz. Peygamber'in peygamberlikten önce okuma yazma bildiğine dair bir delil yok. Ayetteki ifadeleri çarpıtıyorlar. Böyle yorumlar yapıyorlar. Hatta kimisi işte en zengin ve ileri gelen kabileye mensup, eğitimsiz olamaz, okuma yazma biliyordu diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yetimdi arkadaşlar. Mekke'de yetimin işlerini, eğitimini, gelişimini kimse üzerine almak istemezdi. E biliyorsunuz süt annesi bile emzirmek için almak istememiş, başka seçeneği kalmayınca ısrarlar üzerine almıştı. Dolayısıyla o günün şartlarında özel bir eğitmen vasıtasıyla çok lüks olan okuma yazma eğitiminden mahrum kalmış. Ki bunun da hikmeti var. Kur'an mucizesi ümmi bir peygamberin ağzından döküldü. Okuma yazma bilen eğitimli biri olsaydı Tevrat okudu, İncil okudu, oralardan etkilendi, kopyaladı, kattı karıştırdı bize verdi derlerdi. Düşünün o zamanın inkar etmek için bahane arayan müşrik, Yahudi, Hristiyan ve münafıkları bunu koz olarak kullanırdı. Ama bu konuda edilmiş tek bir kelam yoktur. Çünkü onlar gerçeği biliyorlardı. Peki ticaret kervanını nasıl idare ediyordu? Çok da başarılıydı. Arkadaşlar köy pazarlarına gidin. Orada amcalar, teyzeler vardır. Okuma yazma bilmez ama hesabı herkesten iyi yaparlar. İyi de kar ederler. Paradan anlamayan kimse var mı? Ticarette okuma yazmanın bir önemi var mı? Yani bunlar bir ölçü değil. Bu konu inşallah başka bir videoda detaylandırılır. Anlatmak istediğim şey bu gibi arkadaşlar anlaşılan o ki dini değerlerin de sünnet gibi bir ölçüye sahip değiller ve bu sebeple yanlış iddialara aldanıp bunu dillendirebiliyorlar. Parti için bu gibi insanları takip edenler dini konularda dikkatli olsun diye uyarmış olalım. Belediyelerden de isteğimiz Allah için artık dikkat etsinler ve mübarek Ramazan ayında israfa düşmeden Allah'ın razı olduğu şekilde programlar yapsınlar. Çok mu şey istiyoruz?